Merhaba, nasılsın? Merhaba, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun bugün? Aslında tam da şu an bir yapay zeka üzerine video çekiyorum. YouTube videosu çekiyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanı diliyorum. Harika. Yapay zeka konusunda bir YouTube videosu çekmek çok ilginç görünüyor. Ne tür bir yardıma ihtiyacım var? Yapay zeka hakkında genel bilgiler mi, yoksa belirli bir konuda daha derinlemesine bilgi mi istiyorsun? Merhabalar değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz bir serüvene daha. Bir önceki videomda aslında yapay zekanın ne kadar hızlı ilerlediğini ve bunun önüne hiçbir şeyin geçemediğinden bahsettik. Aslında bir nevi öyle de oldu arkadaşlar. Bugün siz de tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki ChatGPT 4.0'dan bahsedeceğiz. Bugün tüm gün boyunca aslında Berlin Teknik Üniversitesi'ndeydim ve orada IT birimindeki işte arkadaşlarla ettiğimiz bazı İstişareler oldu. Benim tabii ki olayın biraz daha dışarısında olan bir kişi olduğumdan dolayı bayağı bir sorum vardı ve bu sorulara biraz daha açıkçası açıklık getirmeye çalıştık. Yani aslında farklı bir periyoda giriyoruz arkadaşlar, farklı bir döneme giriyoruz, farklı bir süreç başlıyor. Yapay zeka değerli arkadaşlar, her geçen gün üzerine farklı konularla birleştirilerek daha da gücüne güç katarak yenileniyor ve farklı önümüze versiyonlarıyla birlikte çıkıyor. Şimdi öyle bir hal aldı ki artık hemen hemen her şirkete ait farklı veri tabanlarının kullanıldığı yapay zekalar var. Ama tabii ki bunlardan en etkilisi olan ChatGPT ve ChatGPT 4.0'yu tanıttı arkadaşlar. Bugünkü videomda değerli arkadaşlar, sıradan bir insanın yani benim telefonumu elime alarak bir yapay zeka modelinden tıbbi yardım istemem üzerine olacak. Ve böylece değerli arkadaşlar, siz de göreceksiniz yapay zeka aslında yardımcı olabilecek mi bana bu konuda? Çevrenizde herhangi bir doktor olmayabilir, hastane olmayabilir, köyde olabilirsiniz, kuzey kutbunda olabilirsiniz. Seninle bir doktor hasta simülasyonu yapabilir miyim? Tabii elbette. Ben doktor rolünü üstlenebilirim. Siz de hasta rolünde olabilirsiniz. Başlamak için bir sağlık sorunu hakkında bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Evet, bugün midem o kadar ağrıyor ki kramp tarzında bir ağrı var. Üzgünüm. Midenizin kramp tarzında ağrıması rahatsız edici olabilir. Bu tür ağrılar genellikle sindirim sistemi ile ilgili sorunlardan kaynaklanabilir. Ayrıca stres, yorgunluk veya yanlış beslenme de midenizde ağrıya neden olabilir. Ağrıya eşlik eden başka belirtiler var mı? Mesela bulantı, kusma, ishal veya kabızlık gibi. Bunları anlatarak devam edelim. Aynen. Buna eşlik eden bir de kabızlık sorunu var. Anladım. Kabızlık ve mide ağrısı birlikte görüldüğünde sindirim sistemiyle ilgili problemler düşünülebilir. Bu durumda öncelikle daha fazla sıvı tüketmek önemli olabilir. Ayrıca lifli gıdaları ve probiyotikleri diyetinize eklemek kabızlık sorununu hafifletebilir. Ancak şiddetli ağrılar, kusma, ateş gibi belirtiler varsa veya durumunuzda bir değişiklik fark ederseniz bir doktora danışmanız önemlidir. Size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Sence bir ilaç almamı tavsiye eder misin bana? Herhangi bir eczaneye gidip alabileceğim bir ilacı. Tavsiye edersen çok iyi olur. Midenizdeki kramp tarzı ağrı ve kabızlık için genellikle eczaneden temin edilebilecek bazı ilaçlar bulunmaktadır. Örneğin antiasitler mide asidini nötralize ederek ağrıyı hafifletebilir. Ayrıca laksatifler kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir ilacı kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ama... Çünkü ilaçlar bazen yan etkilere neden olabilir ve mevcut sağlık durumunuza uygun bir ilacı seçmek önemlidir. Bu nedenle bir doktor veya eczacı ile konuşarak size uygun bir ilaç almanız en doğrusu olacaktır. Laksatiflerden bahsettiniz. Hangi laksatifler var acaba Almanya'da şu anda gidip eczaneden alabileceğim? İsimlerini söyleyebilir misiniz, piyasa adlarını?
Almanya'da eczaneden temin edilebilecek bazı laksatif ilaçlar şunlardır. Bisakodil, marka adı Dulcolax, sodyum picosülfat, laktuloz, marka adı laktuloz, makrogol, marka adı movicol, makrogol. Bu ilaçları kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Dozaj ve kullanım talimatlarını doğru şekilde takip etmek. Şu anda başım çok ağrıyor ve evde amoksisilin, ibuprofen ve parasetamol adında 3 tane ilacım var. Sence hangisini almalıyım? Baş ağrısını hafifletmek için en iyi seçenek genellikle paracetamol olur. İbuprofen de etkili olabilir. Ancak mide hassasiyeti olan kişilerde yan etkilere neden olabilir. Amoksisilin ise antibiyotiktir ve baş ağrısını hafifletmek için doğrudan bir tedavi yöntemi değildir. Dolayısıyla paracetamol almak baş ağrısını hafifletmek için en uygun seçenek olabilir. Tabii ki sağlık durumunuzu tam olarak bilmediğim için bu konuda doktorunuza veya eczacınıza danışmanız en iyisi olacaktır. Kendimi grip gibi hissediyorum. Sence ne yapmalıyım? Evdeyim ve hastaneye gitmek istemiyorum. Grip benzeri belirtilerle karşılaştığınızda genellikle dinlenmek, bol sıvı tüketmek ve semptomları hafifletmek için uygun ilaçları almak faydalı olabilir. İlk olarak ateşiniz varsa vücut sıcaklığınızı kontrol etmek önemlidir. İbuprofen veya parasetamol gibi ateş düşürücü ilaçlar alabilirsiniz. Ayrıca burun tıkanıklığı veya boğaz ağrısı gibi semptomları hafifletmek için uygun ilaçlar kullanabilirsiniz. Ancak semptomlarınız ciddileşirse veya uzun süre devam ederse bir doktora danışmanız önemlidir. Uygun tedavi ve yönlendirmeyi almak için bir sağlık uzmanından yardım almanız gerekebilir. Şimdi değerli arkadaşlar, bu görüşmeyi siz de duydunuz, siz de tanık oldunuz. Bunların hepsi telefonda buradan çıktı. Ve bence bu konuşmanın ardından artık daha bana kimse ChatGPT'nin ileride doktorların özellikle aile hekimlerinin veya işte pratisyenlerin yaptığı tanı teşhis aşamasındaki rolünü üstlenemeyeceğini söyleyemez. Bence şimdiden bile başladı. Yani ne kadar açıkçası yapay zeka üzerine endişeli olmalıyız onu bilemiyorum. Onu tamamen sizlere bırakıyorum değerli arkadaşlar. Ama biraz da açıkçası korkutucu bir şekilde ilerliyor. Korkmalı mıyız? Sizce bizi tehdit edebilecek ne olabilir? Destekleyici yönleri neler olabilir? Bunları aşağıda yorum olarak belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Gelecekte neler önümüze çıkacak? Yapay zeka ve sağlık alanında gelecekte önemli gelişmeler bekleniyor. Örneğin yapay zeka destekli tanı ve tedavi sistemleri daha yaygın hale gelebilir. Bu sistemler hastalıkları daha erken teşhis etmeye yardımcı olabilir ve tedavi süreçlerini optimize edebilir. Ayrıca kişiye özel tedavi ve ilaç uygulamaları da yapay zeka sayesinde daha etkin hale gelebilir. Bunun yanı sıra sağlık verilerinin daha analiz edilmesi ve hasta takibi için kullanılması da önemli bir alan olacak gibi görünüyor. Tabii ki bu gelişmelerin etik ve mahremiyet konularına da dikkatle yaklaşılması gerekiyor. İşte arkadaşlar tam olarak da zaten bahsettiğim şeye ChatGPT kendisi cevap verdi. Yani tanı ve hatta belli başlı tedavilerde kesinlikle yapay zeka bir rol modeli olacak ve ileriki dönemlerde doktorların belli başlı ya da alana ait çalışan doktorların, hekimlerin yaptığı işi elinden alabilir. Bu bekleniyor olabilir. Ve şu anda yapay zeka telefonumuzun içerisinde bize bir doktor gibi yönlendirebiliyor, bize tavsiyelerde bulunabiliyor. Peki bu bir de yüz alsa, bir şemaya bürünse, bir yüz haline, bir eli kolu olan bir robot haline girse neler bizi bekleyecek? Tabii ki bunların hepsi büyük büyük soru işaretleri. Artık burada siz ve sizin hayal gücünüz var. Bu ikisini birleştirip tabii ki
neler olabileceğini benimle mutlaka paylaşın arkadaşlar. Neyse değerli arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Tabii ki beni en fazla ilgilendiren kesinlikle sizin yorumlarınız olacak arkadaşlar. Sizce bizi neler bekliyor? Yapay zekanın bir sonraki versiyonlarında sizce bir sonraki aşama ne olacak? Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mutlaka yorumunuzu aşağıya bırakın ve beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Hayal edin, edebileceğiniz kadar yapay zekanın nereye gideceğini, ne olacağını, ne biteceğini hiçbir şekilde bilemeyeceğiz zaten.